Tamam. Çıkar tepki. Çıksana. Biz iyiyiz. Geri gelsene. Tamam, buradayım. Hiç korkmayı koşturmayacağım tamam. Size. Heh, süper o zaman. Ne zaman koşturdum bu arada ya? Kırmızı halı sermiştik. Çok güzel bir karşılama oldu. Çok teşekkür ederim. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Bayağıdır bekliyoruz. Herhalde dedik bir tatile falan gidilecek. Merak ediyorsunuz değil mi evet. Size? Abi de izliyor şu an röportajı. Set. Bir gün repom vardı. Sabahladım. Biraz perişan durumda olabilirim. Kusura bakmayın. Düğün hazırlıkları, işte set hazırlıkları, bir sürü şey aynı anda. Bayağı yoğun bir yaz geçecek gibi. Evet, yani olacak bir şeyler. Setten başlayalım önce. Nasıl çok geçiyor? Bilgi veremiyorum ama olabildiğince şeyler söyleyebilirim. Çünkü gerçekten anlaşma bu şekilde. Evet, bir gazeteciyi oynuyorsunuz. Bir yönetici gazetede değil mi? Yani bir dergide. Dergi doğru. Bir ilişki, gazeteci değil. Bir ilişki. Siz biliyor musunuz? Senaryo yaz. Ama siz söyleyin, ben doğru yanlış diyemem şu anda. Güzel, keyifli geçiyor, onu söyleyebilirim. Zaten çok önce başlamıştık çekimlere. Az da bir süremiz kaldı. Önemli olan zaten, yani biz eğleniyoruz, keyifle çalışıyoruz ama tabii ki seyircinin takdiri oluyor. Sizlerin takdiri İlgin oluyor efendim. Efendim? İlkin. Evet, o yazıldığı için söylüyorum şu an. Ne olur bak, senin sesini silmesinler, olur mu? Onun dışında tatil falan yok. Olursa böyle 2-3 gün belki, o da kaçabilirsem kaçacağım. Çok yoğunuz. İşler açıldı dedik, birbirinize şans getiriyor diye haberler de çıktı. Ozan Bey'in de çok evet, bayağı çok bir yoğun. Konser maratonu var. Ben artık şehirlerini şey yapamıyorum. Sizin çok şanslı geldiğinizi söylüyorum. Ya o da bana geldi ama ben de çok güzel şeyler yaşıyorum şu anda. Zaten geriye bir şey kalmıyor. İlişki dediğin şey, birbirine iyi gelebiliyorsan, şanslı gelebiliyorsan güzel bana göre. Bu keyifli. O yüzden mutluyuz. Normal tabii hayatta ki da çok şanslı mıyızdır? Ya şanslıyım ya. Bence öyleyim. Ne bileyim. Ben öyle hissediyorum yani. Ya sen gülüyor musun? Yok, gözümü de kapatıyorum. bir kıyafet provam var. Özel bir gecemiz olacak. O da işte 14'ü biliyorsunuzdur belki. Onunla ilgili bir provam var. Bugün yoğunum. Sabah bitti çekimim. Onu söyleyeyim. Siz sormadan ben konuşayım. Evet, alışmışsın. Gelinlik provası? Var daha ona. Onu yarım günüm ayıramam. O yüzden bir tam gün lazım. Özel ona bir şey var mı istediğiniz? Vallahi aslında şey, tek başıma karar verdiğim bir şey değil. Herkesin fikrini alıyorum. O yüzden şu anda net bir kararım da yok. Sizlerle beraber olacağız zaten. Göreceksiniz. Peki şöyle soralım ya. Kapalı bir yerde mi olacak, açık bir yerde mi olacak? Belli mi bunlar? Yani sizin istediğiniz geçmişten gelen bir düşünceniz var mı? Geçen, yani geçen onu söylediğimde arkadaşlarım çok güldü. Gerçekten o kadar küçük yaşta çalışmaya başladım ki 15 yaşından beri. O yüzden hiç düğün ve gelinlikle ilgili bir hayal kurmadığımı da fark ettim. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama bir düğün hayali gerçekten kurmamıştım. Ama şimdi şöyle bir şey, hem çalışma tempomuz, bize geri kalan zaman ve bunu rahat bir şekilde yapmak istiyor olmamız, pardon, birçok şey etkileyecek. O yüzden kesin bir şey şu anda söyleyemiyorum. Söylerim, olmaz çok üzülürüm. Demet, başka bir şey konuşurum üstüne. Çeşme deniliyor ama başka şeyde duyduk, evlenme teklifi oldu otelde de. En azından şunu söyleyeyim, şehir dışında olmayacağını biliyoruz. Çünkü o da yoğunluğun İstanbul'da sebebiyle İstanbul'da olacak yüksek ihtimalle. Netleşmediği için bir şey söylemeyeceğim. Yoğun tempoda peki birbirinize çok vakit ayırabiliyor muyuz bu süreçte? Sürekli seyahatler var. Ozan Bey'le görüşüyoruz. Şehir dışı konserleri. Mutlaka evde görüşüyoruz ama tabii ki çok yoğunuz. Yani ben çok çalışıyorum. O şehir dışına gittiğinde çok zorlanıyoruz ama gönüller bir deyip bağlayabilir miyim? Ben gideyim artık. Çok teşekkür ediyorum. Detay diyorsunuz normalde. Ben... Olur. Özlemiyor musunuz Ozan Bey'i? Onu da soralım. Ya, biraz önce yanımdaydı ama özlüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık. Çok görkemli bir karşılamaydı. Çok hoşçakalın.